Bir Gün TV'den merhabalar. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon Ağustos'ta yıllık %51.97, aylık ise 2.47 artış gösterdi. Artışın en yüksek olduğu ana grup %120.81 ile eğitim oldu. TÜFE ise 12 aylık ortalamalara göre %64.91. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise 2025-2027 yıllarını kapsayacak orta vadeli programı 5 Eylül Perşembe günü açıklayacaklarını duyurdu. Profesör Doktor Hayri Kazanoğlu ile Bir Gün Gazetesi'nde yayımlanan yazısında IMF tarafından desteklenen kemer sıkma programının şimdilik ekonomiyi yavaşlattığını, önümüzdeki dönemlerde daha sert daralmaların ortaya çıkacağını söylüyor. Kazanoğlu ile hem yazısını hem de açıklanan enflasyon verilerini konuşacağız. Hayri Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ekonominin 2024 yılı ikinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre beklentinin altında %2,5 büyüdüğünü yazdınız. Büyüme rakamları bize ne anlatıyor? Evet, öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor. Ekonomik büyüme çok belirgin bir şekilde yavaşladı ve önümüzdeki dönemlerde 3. 4. çeyrekte ben yavaşlamanın ötesinde daralma görebileceğimizi düşünüyorum. Bu bir sürpriz değil. Yani uygulanan kemer sıkma politikasının veya IMF'den fikri destekli programın beklenen sonuçları. Ama dünkü veriler beklenenden daha sert bir fren yapılma olasılığının yüksek olduğunu gösterdi. Belki dünkü rakamların en önemli ayrıntısı 2024'ün ilk çeyreğinde, yani Ocak-Mart dönemini kapsayan %2.7'lik büyümenin 1.7'ye düşürülmesiydi. 2023'ün son çeyreği ile 2024'ün ilk çeyreği arasındaki büyüme 1.7. Birinci çeyrek ile ikinci çeyrek arasında da dün açıklanan rakam 0.1. Yani bu tempoda %2 civarı bir büyümeye doğru gidiliyor ama ben bunun da altına düşünme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada en önemli noktalardan bir tanesi, evet, büyüme derken ekonomideki pastanın ne kadar büyüdüğünü tartışıyoruz. Bir de pastanın nasıl dağıtıldığı önemli. Şimdi Türkiye'de pasta içinde, katma değer içerisinde İş gücünün payı, yani senin, benim ücretim, asgari ücretlilerin aldıklarının payı giderek düşüyor. Bu ilk çeyrekte 41.7 iken, yani her 100 liralık katma değerin 41.7'si toplumun büyük çoğunluğu çalışanlara giderken bu 40.8'e düşmüş. Şimdi bu 40.8 geçtiğimiz yılın 30'larla 33.7 yanlış hatırlamıyorsam oranından yüksek. Burada yükseliyor denebilir ama şöyle bir yanıltıcılık var. 2023'ün Temmuz'unda asgari ücrete belirgin bir zam yapıldı ve kamu çalışanlarının, emeklilerin ücretleri de daha yüksek biçimde arttırıldı. Bu sene asgari ücretlere zam yapılmadığı için 17.002 lira almaya Ocak'ta başladılar. Bugün devam ediyorlar. Yıl sonuna kadar devam edecekler. Onun için ben 3. 4. çeyrekte iş gücünün katma değerden aldığı payın iyice gerileme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi deniliyor ki bu büyüme rakamlarının düşük çıkmasında imalat sanayideki yavaşlamanın çok ciddi etkisi var. İşte 1.8'lik bir çeyrekte daralma gösterdi. Bilindiği gibi ikinci çeyrekte, yani Nisan-Haziran arasını kapsayan dönemde iki tane uzun tatil, bayram tatili yaşadık. Bunlara işte köprü günler deniliyor. Bu dönemlerde üretim yavaşladı. Doğru, yani bu büyümeyi aşağı çekti. Ama diğer bir faktör de var. Şimdi Türkiye'de ekonomi büyük ölçüde hizmet sektörü ağırlıklı. İnsanlar bu bayramlarda daha fazla kafelere gitti, daha fazla lokantalara gitti. Turizm faaliyetleri yoğunlaştı. Hatta insanlar bütün sene harcayabilecekleri
turizme veya eğlenceye paraları bu dönem harcadılar veya işte hediye olarak giyim kuşam aldılar. Yılın geri kalanında bu harcamalarını azaltacaklar. Onun için imalat sanayi evet büyümeyi aşağı çekti ama hizmetlerin belli alt kolları da yukarı çekti. Onun için genel olarak yavaşlama hikayesini sırf sanayideki rakamların bayram nedeniyle suni bir şekilde düşük olması örtemez diye düşünüyorum. İş gücü ödemelerinin katma değer içerisindeki düşüşünden bahsettiniz. Bu gerileme halkı nasıl etkileyecek? Zaten enflasyon nedeniyle yani fiyatların giderek artması nedeniyle insanların satın alma güçleri giderek düşüyor. Bugünkü enflasyon rakamlarından da bunu görüyoruz. Şimdi burada şöyle de çok ciddi bir tehlike var. Sade yurttaşların hane halkı diye ifade ediliyor istatistiklerde. Önümüzdeki yıla ilişkin enflasyon beklentileri %73. Bu ekonomi yönetiminin %20'lerdeki enflasyon hedefiyle ki 2025'te yıllık %14 olmasında ısrar ediyorlar. Önümüzdeki 12 ayı düşündüğümüz zaman resmi verilerden önümüzdeki 12 ayda %21-22'lik bir enflasyon öngörüldüğünü görüyoruz. Diyelim ki bu oran tutturuldu. Şimdi %73 bekleyen, bu nedenle harcamalarını öne çeken, bu nedenle %70-75 aralığındaki ihtiyaç kredilerinden yararlanan veya kredi kartlarıyla harcamaya devam eden yurttaşlarımızın bu iyice zor duruma düşmesi demektir. Yani bu iki ucu da temiz olmayan bir senaryo. Enflasyon yüksek kalmaya devam ederse zaten durgunluk içinde enflasyonu yaşayacağız. Enflasyon onların öngördüğü gibi düşerse de borçların geri ödenmesi çok zorlaşacak. Çok ciddi kişisel iflaslara ve özel küçük orta işletmelerde kepenk kapatmalara rastlayacağız. Hazır enflasyonu da araya sıkıştıralım istiyorum. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in enflasyon rakamlarını nasıl yorumlayabiliriz? Evet, şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu baz etkisi hikayesi sona erdi. Yani enflasyon sürekli düşüyor baz etkisiyle deniliyordu. Onun da nedeni şu. 2023 seçimlerinden sonra ki 2023 seçimlerine giderken döviz kuru neredeyse sabitlenmişti bütün rezervleri yakmak pahasına. Elektrik, doğal gaz, su benzeri yönetilen, yönlendirilen fiyatlar denilen fiyatlar sabitlenmişti. ÖTV, KDV artışları durdurulmuştu. Suni bir şekilde enflasyonun düştüğü bir görüntü yaratıldı seçime giderken. Seçim bittikten sonra Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyon %9'un üzerinde arttı. Resmi oranlara göre Temmuz'da %9.49, Ağustos'ta ise 9.09 arttı. Geriye dönük 12 aylık enflasyon hesaplamalarında bunlar devreden çıktığı zaman enflasyonun, manşet enflasyonun düşeceğini zaten biliyorduk. Şimdi de o oldu ama hala enflasyon %52, yani %52'lik enflasyon bırakın dünya standartlarını ki mesela geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği bölgesinde, Avro bölgesinde enflasyon, yıllık enflasyon %2.1'e düştü. AKP'nin genel performansına baktığımız zaman %20'li enflasyonların dahi yüksek olarak değerlendirildiğini görüyorduk. O bakımdan şimdi %52'ye, 51.97'ye düştüğe sevinecek bir durum yok. Önümüzdeki ayda Eylül'de de enflasyon %4.75 devreden çıkacak. Onun yerine %2-2.5'luk bir oran girse dahi hala %2.5 olursa diye hesapladım. %48.7 olacak. Yılı da yine işte 43-44 gibi 40'ın üstünde bir oranla kapatacağız. Yani enflasyon çok yüksek kalmaya devam ediyor. Artı aylık %2.5 trendinin
bir yıl boyunca devam ettiğini düşünsek bu da %30'un üzerine bir enflasyon. Hala çok ciddi bir enflasyon sorunuyla karşı karşıyayız ki Merkez Bankası'nın kendi öngörülerinde bu çeyrekte yani Ağustos'un dahil olduğu Temmuz-Eylül döneminde aylık fiyat artışlarının %2 planlandığını söylüyordu. Onun da üzerine çıkılmış. Yani enflasyonu düşürme çabaları, dezenflasyon programında işler yolunda gitmiyor. Bir yandan da TÜFE 64.91 oldu. Bu kira tavan fiyat artışı olarak da yansıdı. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Evet, şimdi burada büyük bir çelişki söz konusu. Çünkü ücretleri beklenen enflasyona göre ayarlayacağım diyorsunuz. Kiraların geçmişteki enflasyona göre %62 civarında, yanlış hatırlamıyorsam 61.97 arttırılmasına izin veriyorsunuz. Bu hem kirada oturan yurttaşları mağdur edecek bir uygulama, hem de sizin enflasyonu düşürme planınıza aykırı. Ama sadece aykırı olan bu değil. Temmuz ayında elektriğe %38 zam geldi. Ağustos ayında doğalgaza %38 zam uygulanmaya başladı. Yani sizin belirlediğiniz fiyatlar da, yönetilen, yönlendirilen fiyatlar olarak tanımlanan fiyatlar da ortalama beklediğiniz enflasyondan fazla artıyor. O bakımdan bu programın sade yurttaşı yoksullaştırma özelliği devam ediyor. Zaten hep vurguladığımız bir konu vardı. Bunu Merkez Bankası da artık itiraf ediyor. Yani zorunlu harcamalar, onlar zaruri diyor. Zaruri harcamalar veya ihtiyari harcamalar, yani isteğimize bağlı harcamalar diye ikiye ayırıyor. İnsanlar zaruri harcamalara, yani karnını doyurmaya, işte tenceresini kaynatmaya, başını sokacak bir ev bulmaya ve işe çalışıyorsa işe gidip gelmeye sıkışmış durumda. Bunların her birinin de enflasyon oranı ortalama enflasyondan, manşet enflasyondan yukarıda. Mesela bugün açıklanan veride konut %101.49 diyor. Yani bu sırf kira değil, konut dendiği zaman kira daha da yüksek. Geçtiğimiz ay %122 idi. Bu ayda bu düzeylerde kaldığını tahmin ediyorum. Konut dendiği zaman su, elektrik, hava gazı, apartman bakım masrafları, benzeri masrafları içeriyor. Bu 101.49, yani %100'ün oranı üzerinde bir orana sahip. İşte eğitim %120.81. Yani biz bu programı 15-20 sene evvel yapsaydık, eğitim masrafları herkesin hayatını bu kadar etkilemiyor olurdu. Çünkü kamu eğitimi ağır basıyordu. Ama şimdi özel eğitim, gerek ilk öğretimde, orta eğitimde ve üniversite eğitiminde belirleyici olduğu için sadece zengin insanların değil, orta kesimlerin de hayatını eğitim maliyetlerinin artması çok etkiliyor. Bu toplumdaki genel olarak gericileşmenin, okullarda dini propaganda yapılmasının, ailelerin bundan kaygı duymasının, işte matematik gibi, fizik gibi temel bilimlere yönelik saatlerin ve ağırlığın azaltmasının bir sonucu. Yani özel eğitimden yararlananların hepsi zengin aileler değil. Aslında bazı aileler kemer sıkarak, borç alarak çocuğumu hiç olmazsa bir şekilde daha korunaklı bir yere göndereyim diyor. Bu da işte %120'nin üzerinde bir maliyet. Önümüzdeki ay Eylül enflasyonu açıklandığı zaman da bunun etkisini göreceğiz. Peki son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısının OVP açıklamasını nasıl değerlendirebiliriz? OVP'den ne bekliyoruz? 5 Eylül'de açıklanacak. Evet, orta vadeli program önümüzdeki 12 ayı değerlendirmek açısından çok önemli bir kriter. Bunun hedeflerinin geçmiş yıllardan tutmadığını biliyoruz. Böyle bir pratiğimiz var ama mesela enflasyonu hangi beklentiyle belirlerlerse ücretleri o şekilde arttıracak. O bakımdan bu sadece teknik
bir metin değil, insanların hayatına dokunan bir metin olacak. Örneğin bir önceki OVP'de 2024 yılına ilişkin enflasyon beklentisi %33'tü. Asgari ücret ve ücretliler bu gözetilerek belirlendi. Şimdi biraz evvel konuştuğumuz gibi %40'ın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Ve işsizlik ne öngörülüyor, büyüme ne öngörülüyor, bunların hepsinin yer alması gerekiyor. Eğer gerçekçi bir projeksiyon yapılacaksa, işsizliğin önümüzdeki yıl %13-14 ne yazık ki öyle çıkacağı, büyümenin 2025 yılında da çok düşük düzeylerde %2'yi aşmayan bir büyüme yaşanacağını itiraf etmeleri gerekiyor. Bunu görecek miyiz, yoksa tekrar bize pembe hayaller mi kurdurulacak? Onu perşembe günü görürüz ve birlikte de değerlendiririz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir Gün TV yayınında Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu ile birlikte hem Bir Gün gazetesine yazdığı yazısını hem de enflasyon verilerini değerlendirdik. Bir başka yayında görüşmek üzere.